Dışarıda top oynarken komşunuzun evinden gelen gürültüler sonrası evin penceresine yönelseniz ve komşunuzun çığlık atan birini bir odaya hapsettiğini görseniz, tam da bu sırada komşunuz birden sizi görüp üzerinize doğru koşsa ne yapardınız? Bugün Hello Neighbor'ın bilinmeyen hikayesine bakacağız. Hello Neighbor 2'nin beta versiyonu 7 Nisan 2022 tarihinde geliyor. Yeni oyun gelmeden önce Hello Neighbor'ın hikayesine birlikte bakalım. Oyunu hiç oynamadıysanız bile bu hikayeyi çok seveceksiniz. Ana kahraman olarak bilinen Nicky Roth, şans eseri komşusunun evinden gelen yardım çığlıklarını duyuyor ve eve doğru gidiyor. Pencereden gizlice gözetlediğinde komşusu Theodore Peterson'ın, yani Mr. Peterson'ın kim olduğunu göremediğimiz birini bir odaya kilitlediğini görüyor. Mr. Peterson önce ağlayıp üzülüyor ama daha sonra toparlanıyor ve camda onu izleyen Nicky Roth'u, yani bizi görüyor ve yakalıyor. Peterson çekirdek ailesi Theodore Peterson, yani komşumuz, bir kazada kaybettiği ölen eşi Diane Peterson, kızları Maya Peterson ve oğulları Aaron Peterson olarak biliniyor. Nicky bir rüyasında ya da kabusunda Mr. Peterson'ın nasıl bu hale geldiğini görüyor. Bir trafik kazası geçiriyorlar ve Mr. Peterson'ın karısı Diane Peterson hayatını kaybediyor. Karısının topuklu ayakkabısının yerde görünmesinden bunu anlıyoruz ve Mr. Peterson yavaşça kaza yapan arabasına doğru yürüyor. Nicky'nin bir başka kabusunda ise Mr. Peterson'ın karısını nasıl gömdüğünü görüyoruz. Nicky bu şüpheli eve giriyor ve kilitli yeri açıyor. Yerde yatak ve boş konserveler görüyoruz. Yani burada birisinin zorla tutsak edildiğini anlıyoruz. Biraz daha araştırmayla kırmızı, sarı ve yeşil kilitlerle korunan bir kapı daha buluyoruz. Bu kilitlerden her biri aslında Nicky'nin geçmişteki bir korkusunu simgeliyor. Bunu ileride anlatacağım. Ve tam bu sırada Mr. Peterson bizi yakalıyor ve biraz önce bahsettiğim birinin tutsak edildiğini gördüğümüz alanda ya da ona çok benzer bir yerde uyanıyoruz. Ayağımızda ayakkabımız yok ve çorabımız delik. Bu da aradan birkaç gün, belki birkaç hafta geçtiğini bize gösteriyor. Uyandıktan sonra odadan çıkıyoruz ve etrafın yüksek dikenli tellerle ve çitlerle çevrildiğini görüyoruz. Mr. Peterson bizi orada tutmak istiyor. Nicky bazı kabuslar daha görüyor. Oyunun en büyük gizemlerini bu kabuslardan öğreniyoruz. Kabuslardan birinde bir oyun alanındaki trene biniyoruz ve bir erkek çocuğu simgeleyen bir karton görüyoruz. Bu çocuk çok büyük bir ihtimalle Mr. Peterson'ın oğlu Aaron Peterson. Ve tren raylarının en sonunda da yine bir karton ya da tahta görüyoruz ama bu sefer bir kız. Ve tren kızın kartonuyla birlikte aşağı düşüyor. Trenin önünde yine kartona benzeyen eller var. Bu da Mr. Peterson'ın oğlu Aaron'ın büyük ihtimalle Mr. Peterson'ın kızını, yani Maya Peterson'ı aşağı ittiğini ve öldürdüğünü ifade ediyor. Bunu Hello Neighbor'ın Hide and Seek isimli farklı bir oyunundaki bir sahnede de görüyoruz. Nicky'nin başka bir kabusunda ise Mr. Peterson'ın ruhsal çöküntüsüne şahit oluyoruz. Hastane odasında yoğun bakım yatağı görüyoruz. Bu muhtemelen trafik kazasından sonra eşinin yoğun bakımda olduğu anları ifade ediyor. Ve Mr. Peterson'ı bekleme alanında üzgün ve umutsuz bir halde izliyoruz. Sonra oradan kaçıyoruz ve kaçarken Mr. Peterson bizi görüyor ama gitmemize izin veriyor. Aradan yıllar geçiyor. Artık Nicky kendi evinde yaşayan bir yetişkin ve bir mektup alıyor. Bu bir tahliye isteği. Yani evini boşaltması isteniyor ve o da mecburen tekrar çocukluğundaki eve dönmek zorunda kalıyor. Mr. Peterson'ın evinin tamamen yıkıldığını ve sadece evin iskeletinin kaldığını görüyor. Belki de Mr. Peterson yaptığı suçların ortaya çıkması sonrası oradan kaçmayı tercih ediyor ve belki de evi onu arayan polis tarafından bu hale getiriliyor. Nicky çocukluğundaki korkularını yenebilmek için burayı araştırmaya başlıyor. Gizemli bir gölge Nicky'yi takip ediyor ve Nicky korku içerisinde şoka giriyor ve gözleri net görmemeye, düzgün şekilde yürüyememeye başlıyor. Ve sonra eski evine dönüyor. Etrafı incelerken birden telefon çalıyor. Dışarı bakarken gölgeye benzer şeyi görüyor ve yine şoka giriyor. Sonra dinlenmek istiyor ve biraz uyuyor. Uyumasıyla birlikte yine gizemli bir rüya görüyor. Aslında geçmişindeki bir kabus zihninde tekrar canlanıyor. Mr. Peterson bir kapıyı tahtalarla kapatıyor ve kapının diğer tarafından çığlık sesleri geliyor. Tam bu sırada arkasını dönüp birden Nicky'ye bakıyor ve orada uyanıyoruz. Uyandığında ise çok ilginç bir şekilde kendisini yeni ve gayet güzel bir evde buluyor Nicky. Karşısında, yani daha önce yıkıldığını gördüğü Mr. Peterson'ın eski evinin yerinde de yine bir ev var.
Bu nasıl oluyor? Bu da aslında bir rüya mı? Bu kısma da geleceğiz. Nikki bu eve de giriyor ve birçok izleme kamerası için monitör buluyor. Bu da Nikki'nin sürekli nasıl izlendiğini bize gösteriyor. Nikki bir kapının kilidini açıyor. Aynı daha önce 3 kilitle korunan kapıdaki kilitlerden biri gibi. Ve bir anda odadaki eşyalar çok büyük hale geliyor. Sanki Nikki o odada küçülüyor. Bu da Mr. Peterson'ın evinde çocukken kendini nasıl hissettiğiyle, nasıl korktuğuyla ilgili bir hayal gücü. Ve Nikki ilk kabusuyla yüzleşmiş oluyor. Buradan çıktığında Nikki tekrar eski boyutuna kavuşuyor. Sonra başka bir kilit açıyor. Bu da yine Bodrum'daki o 3 kilitli kapının kilitlerinden biri gibi. Burada da bir sınıfa benzeyen, içinde garip bir kuklanın olduğu bir yere geliyoruz. Bu da Mr. Peterson'ın Nikki üzerinde kurduğu baskıyı veya Nikki'nin okulla ilgili korkularını resmediyor gibi. Devamında yine market arabalarına benzer arabalar görüyoruz. Burada da Nikki'nin marketlerle ilgili fobisini öğreniyoruz. Bir alışveriş arabasında hareket ederken diğer kuklalar onu sıkıştırıyor. Bu odadan kurtulduğumuzda Mr. Peterson'ın karısının mezarını görüyoruz. Ve sonunda Nikki Bodrum'a hayali olarak girmeyi başarıyor. Ve daha önce tutsak edildiği odanın bir rüya versiyonuyla karşılaşıyor. O odada da yine ürkütücü bir gölge onu karşılıyor. Ve 3 farklı renkte kilidin olduğu odadan geçtiğimizde Mr. Peterson'ın oğlunun kartondan maketinin olduğu bir odaya ulaşıyoruz. Bu da Mr. Peterson'ın daha önce oğlunu o odada tutsak ettiğini gösteriyor. Belki de kızını öldürdüğü için ona kızgın ve kendi oğlunu cezalandırıyor. Pencereden dışarı baktığımızda Mr. Peterson'ın dev bir haliyle karşılaşıyoruz. Odayı parçalıyor ve Nikki oradan kaçıyor. Burada Mr. Peterson'a evini sırtlarken görüyoruz. Bu da yaşadığı acılardan ne kadar etkilendiğini ve aslında ne kadar üzgün olduğunu bize gösteriyor. Nikki duvarda kayıp çocukların posterleri ve korkutucu gölgeyle karşılaşıyor. Ve bu gölge Mr. Peterson kayıp ilanlarını direklere asarken onu izliyor. Aslında Mr. Peterson'ın kızı Maya oğlu tarafından muhtemelen istemeden de olsa öldürülüyor. Ve Mr. Peterson kendi oğlunu tutsak ediyor. Ama bunları kimsenin bilmesini istemediği için hem oğlunun hem de kızının kayıp posterlerini her yere asıyor. Nikki farklı bir boyuta ışınlanıyor ve orada kendi çocukluk haliyle karşılaşıyor. Pencereden dışarı baktıklarında küçük gölgenin dev bir gölgeye dönüştüğünü görüyorlar. Çocuk Nikki korkuyor, üst kata kaçıyor ama gölge onu takip ediyor ve önündeki duvarı parçalıyor. Yetişkin Nikki gölge ile çocuk Nikki arasında durup ona vurmasını engelliyor. Yetişkin Nikki gölgenin önünde durdukça daha da büyüyor. Ne zaman ki gölgeden daha büyük hale geliyor, o zaman gölge oradan kaçıp uzaklaşıyor. Burada da aslında Nikki korkusuyla yüzleşiyor. Yüzleştikçe büyüyor ve korkusundan daha büyük bir hale gelip onu yeniyor. Bu da Nikki'yi beyaz bir alana ışınlıyor. Burada Mr. Peterson tuzağa düşmüş durumda. Gölge aynı evde ve Mr. Peterson bir odada sıkışmış ve korkuyor. Bu da aslında Mr. Peterson'ın en büyük korkusunu hala yenemediğini bize gösteriyor. Ailesini kaybetmenin verdiği acı, üzüntü ve korkuyla yaşamaya mahkum oluyor. Ve Nikki kendi evinde uyanıyor. Evet, gördükleri bir rüya ve yine o eve ilk taşındığı hali gibi. Karşısındaki ev yine ilk geldiğindeki gibi yıkık halde. Dışarı çıkıyor, arabasındaki eşyaları evine taşımaya başlıyor. Mutlu bir yaşantıya adım atmış oluyor. Hello Neighbor Hide and Seek isimli daha sonra çıkan bir başka oyunda bu videoda anlattığım hikayenin öncesi yani her şeyin başlangıcı anlatılıyor. Eğer bu videoya 5000 like gelirse o hikayeyi de yeni bir videoda sizlerle paylaşacağım. Videoya like atmayı, yorum yazmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğinizle çok daha güzel hikayeler paylaşabilirim. Peki Mr. Peterson aslında kötü biri mi ve bu hale nasıl geldi? Acaba Mr. Peterson'ın karanlık geçmişinde neler yaşandı?